Yine bir sorumuz. Diyor ki aşağıdaki doğru çiftlerinden hangi ikisi birbirine paraleldir? Paralel olabilmesi için arkadaşlar. Mesela diyelim D1 doğrusu D2 doğrusu. M1 eğimi M2 eğimine eşit olma zorunluluğu vardır burada. Yani doğruların şu şekilde düşünün birbirine paralel olabilmesi için. Şu şekilde D2 D1 paralel. D2 ise arkadaşlar eğimleri de birbirine eşit olması lazım. Buradan da yola çıkıyoruz. Bakalım. Bu tür durumlarda da eğimi bulabilmeniz için y eşittir mx artı n şekline getiriyorsunuz. Burada da y şey, x'in katsayısı yani m eğim anlamını taşıyor. Daha rahat hiçbir formüle gerek kalmadan böyle daha rahat yaparsınız. Bu tür sorularda. Şimdi bakıyoruz. Biri x'li birisi y'li. Yani bunu çizmeye kalkarsanız bu x y cinsinden yazarsak dikkat ederseniz x'i kestiği yer burası y'i kestiği yer burası. Bunu 5 düşün. Burası 12 paralel değil birbirine diktir bunlar. Diğer sorumuzda bakalım arkadaşlar. Eğim burada 1. Y zaten tek başına. Buradan da bunu 4'e böldüm de burada 1 var. 4'e böldüm de buranın eğimi de 1'e 1 bir bölü 4 olduğu için eşit çıkmadı. Şuradan da hemen bunu bu tarafa atıyorsunuz. Yer değiştiriyoruz. Yani 3 y eşittir 3 tane x eksi 5'ten her iki tarafı 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. Burada 3 bölü 3 eğimin 1 olduğunu görüyorum. Buradan da yer değiştirirsem arkadaşlar x eksi 7 eşittir y'den hemen buradan da katsayıdan eğimin 1 olduğunu görüyorum. Demek ki cevabımız C şıkkı olacak. Diğerlerine hiç bakmaya gerek duymuyoruz.